Semruk S7 oyun odaklı bir laptop. Ya da durun, ifadeyi değiştirmek istiyorum. Belki de şöyle söylemek doğru olabilir. Semruk S7 oyun öncelikli bir performans laptopu. Bendeki model, yani Semruk S7 versiyon 9.2.1, ki durun, burada bir parantez açalım. Monster'a sesleniyorum. Bu çok uzun bir isimlendirme, buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Parantezi kapatıyorum dostlar. İşte bendeki bu model RTX 4070'in Max-P, yani maksimum performans versiyonu. Ya da bir başka ifadeyle 140 wattlık RTX 4070 ekran kartını kullanıyor. Bu ekran kartıyla geliyor. Bunun ötesi şu anda yok. Bir üstü 4080 oluyor. Ancak bunun alt versiyonları var dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Ekran kartı olarak bakıldığı zaman RTX 4070'in ve diğer tüm Nvidia ve AMD ekran kartlarının farklı versiyonları bulunuyor laptop dünyasında. Bakın şöyle ifade edeyim. Bu modeldeki RTX 4070 140 wattla çalışıyor. 150 wattlık bir 4070 bulunmuyor. Ama RTX 4070'in 35 watt'a kadar inebilen versiyonları bulunabiliyor. Tabi 35 wattla kullanan ben pek görmedim belki, ama 65 watt, 80 watt, 90, 100 watt seviyesinde kullanan bazı markalar var. Özellikle ultra ince ve ultra hafif laptop modellerinde. Ha, bazı oyun modellerinde de yine kırpılmış RTX 4070 olabiliyor. Dolayısıyla bir laptop tercih ederken üreticinin sayfasında RTX 4070 ya da artık hangi ekran kartıysa TGP, yani toplam oyun gücü seviyesine mutlaka göz atın. Eğer yazmıyorsam markayı arayarak bunu öğrenmeye çalışın. Çünkü ne kadar fazla güç seviyesine çıkabilirse performansı o oranda artabilir. Dolayısıyla masaüstü ekran kartlarından farklı olarak mobilde aynı ekran kartının farklı türevleri bulunuyor. Buna lütfen dikkat edelim dostlar. Sol hayal kırıklığı yaşamayalım. Dediğim gibi Semruk S7 versiyon 9.2.1 RTX 4070'in en güçlü versiyonu olan 140 wattlık Max-P versiyonu da geliyor. Bu gerçekten güzel. Neyse, madem ekran kartıyla başladık, buradan devam edelim. RTX 4070 özellikle oyun tutkunları için gerçekten çok güçlü bir platform. Aynı Semruk S7 gibi. Yani 2K ekran çözünürlüğüne sahip olan tüm laptop modelleri için modem pek çok oyunu en yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Keyifli bir oyun deneyimi sunabiliyor. Zaten güçlü olan, yani donanımsal kas gücü oldukça iyi olan ekran kartı Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle birlikte görüntü kalitesini bozmadan ya da taviz vermeden performansı daha da üst seviyelere çıkartabiliyor, artırabiliyor. Derin öğrenme, yani bir bakıma yapay zeka tabanlı DLSS teknolojisi sürekli geliştiği için güncel versiyonu olan DLSS 3.5 ile birlikte örneğin Ray Tracing teknolojisindeki ışın izleme teknolojisindeki ışın yapay zeka ile yeniden inşa ederek hem daha hızlı hem de görsel detaylara daha zengin bir oyun deneyimi sunabiliyor. Bu seviyede görüntüler oluşturabiliyor. Yine yapay zeka destekli frame generation özelliği sayesinde bir saniyedeki karelerin önemli bir kısmı Nvidia'nın süper bilgisayarlarınca eğitilen yapay zeka tarafından üretilebildiği için performans biraz daha artabiliyor. Örneğin bu yeniliklere çok hızlı adapte olan Cyberpunk 2077'nin kıyaslamalı testleri şu an ekranlarınızda zaten. DLSS'yi açtığınız zaman performans artıyor. Frame generation, sahne oluşturmayı, kare oluşturmayı açtığınız zaman da performans daha da yukarılara çıkabiliyor. Tabii tüm bu deneyimin ya da deneyime güç veren özelliklerin hayata geçebilmesi RTX 4070'in sahip olduğu 4608 tane CUDA çekirdeği, 144 tane Tensor çekirdeği ve 36 tane de Ray Tracing çekirdeği ile mümkün oluyor. Bakın 4608 tane CUDA çekirdeği zaten donanımsal kas gücünü sağlarken 144 tane Tensor çekirdeği DLSS gibi yapay zeka özelliklerini hızlandırıyor. 36 tane Ray Tracing çekirdeği ise ışın izlemenin, yani daha sinematik ya da gerçek dünyaya daha yakın gölgelerin oluşmasını sağlayan teknolojilerin yine daha akıcı ve oyunun genel performansını bozmadan aktif olmasını sağlıyor. Nvidia grafik çiplerinin sadece oyun değil, pek çok alanda donanım ve yazılım ahengiyle yüksek yapay zeka başarımı sunması bence kıymetli. Üstelik en yeni araçlardan biri olan Chat with RTX Offline özelliği sayesinde ChatGPT benzeri bir deneyimi istediğiniz metin, doküman ya da YouTube videosu üzerinden bizzat bilgisayarınızda yaşayabiliyorsunuz. Ama bu uygulamayı kurmanız gerekiyor. Arka tarafta büyük bir yapay zeka kütüphanesi olduğu için 35 GB'lık bir dosyayı indirmeniz gerekiyor. Bu da benden söylemesi. Semruk S7 RTX 4070'in hakkını sonuna kadar veriyor. Hatta çok güzel bir özelliği daha var. Donanımsal Max anahtarı, yani grafik birim anahtarıyla geliyor Semruk S7. Yani kontrol yazılımı üzerinden sistemin sürekli ekran kartına çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet evet, nasıl yani dediğinizin farkındayım. Bakın şöyle anlatayım. Laptoplarda kullanılan mobil işlemcilerin, AMD ya da Intel fark etmeksizin mobil işlemcilerin tamamında NTG grafik birimi de var. Masaüstü uygulamalarda, örneğin tarayıcıda gezerken, mail atarken ya da bazı basit işleri yaparken laptopun pil tasarrufu sağlaması adına ekran kartı değil. İşlemci içerisindeki entegre grafik birimi devreye girer. Ancak oyun deneyimi söz konusu olduğu zamansa örneğin Semruk S7'nin sahip olduğu RTX 4070 ekran kartı devreye girip çalışmaya başlar. Ancak RTX 4070 ekran kartı devreye girse bile laptopun ekranına gelen görüntü işlemcinin grafik biriminden geçerek geliyor. Bu da bir miktar da olsa performans kaybı yaşatıyor. Bunu aşmanın iki yolu var. Ya laptopa HDMI üzerinden bir monitör bağlayacaksınız ki HDMI ara birimi genelde ekran kartı üzerinden, harici ekran kartı üzerinden kontrol edilir, ya da laptopta anakart entegre bir Max anahtarı bulunacak. Semruk S7 bu özellikle
özelliğe sahip olduğu için oyunlara geçerken sadece ekran kartıyla çalış seçeneğini aktif edebiliyorsunuz. Beraberinde gelen yazılım üzerinden isterseniz Optimus'un devrede kalmasını sağlayabilirsiniz ki bu özellik dinamik olarak entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında geçişlerin yapılmasını mümkün kılar ya da sadece entegre grafik birimi veya sadece harici ekran kartı yani RTX 4070 ile çalış seçeneğine devreye sokabilirsiniz. Şu anda ne düşündüğünüzün aklınızdan geçen sormak istediğiniz sorunun farkındayım. Bu bize ne kazandıracak? Buradaki performans farkı şu an ekranlarınızda. Elbette oyun ya da uygulamaya göre değişebilir lakin %5'lere varan oranda FPS artışı mümkün oluyor. Mucize yaratmıyor farkındayım ama çaba gerektirmeyen her türlü performans kazancını da seviyoruz. Kapımız sonuna kadar açık onlara. Performans dedik, performansı merak ettiğinizin farkındayım. Özellikle de oyun performansını. Birazdan pek çok oyundaki performansa yakından bakıp detaylarına göz atacağız. Ama öncesinde biraz da sistemden bahsedeyim isterseniz. Samsung S7 son dönemde test ettiğim en iyi. Bakın altını çiziyorum, en iyi Monster laptop. Kesinlikle çok iyi. Bunu gerek tasarımı gerekse de malzeme kalitesi ve işçilik düzeyinde kolayca gözlüyorsunuz zaten. Bu sıradan bir laptop değil dostlar. Bu desktop replacement sınıfına giren, yani masaüstü bilgisayarın yerini alabilirim diyen üst seviye bir laptop. 17 inç boyutundaki büyük ekranı, çoğunlukla metalden oluşan gövdesi ve sahip olduğu bileşenlerle ağırlığı 3 kilo olan bir sistemden bahsediyoruz. Her ne kadar yanında gelen, hediye olarak sunulan ki parantez açıyorum evet hediye olarak sunulan premium sırt çantası kolayca taşınmasını sağlasa bile bu laptopun birinci amacı en yüksek mobiliteyi sağlamak değil dostlar. Birinci amacı masaüstü bilgisayar seviyesine performansı istendiği zaman taşınabilir kılmak. Sadece şık değil. Aynı zamanda işlevsel olan tasarım çok sayıda bağlantı portuyla geliyor. 3 tarafa yani cihazın soluna, sağına ve arkasına dağılan portlar arasında tamamı USB 3.2 Gen 2 hızında çalışan hem klasik hem Type-C profili USB portları bulunurken ki bakın tamamı USB 3.2 Gen 2 standardında. Yani hepsi çok hızlı çalışan portlardan bahsediyoruz ki bunlardan bir tanesi Thunderbolt 4.0 desteği de sunuyor. Bu seviyesine kadar hızlı şarj yapmayı mümkün kılıyor. Öte yandan USB-C konnektörleri display portuyla görüntü aktarımı da yapıyor. Yani USB-C kullanan bir yeni nesil monitöre sahipseniz HDMI kullanmanıza gerek yok. Tipçi üzerinden monitörü bağlayabiliyorsunuz. Ha buna ek olarak cihazda HDMI 2.1 portu da bulunuyor. Yani diğer pek çok monitörü de standart olarak HDMI üzerinden bağlayabilirsiniz elbette. Bunlara ek olarak tam boyutlu kart okuyucusu ve 2.5 gigabit yüksek hızlı Ethernet portunun olması da güzel. Çünkü bu sistem aynı zamanda video graferlar için harika bir video düzenleme, render makinesine dönüşebiliyor. O yüzden kart okuyucusunun olmasını değerli buluyorum. Bilgisayarın iç dünyası da en az dışı kadar özenli görünüyor. Kritik bileşenler koruma altına alınırken çift fan ve çok sayıda ısı borusundan oluşan soğutma sistemi güven veriyor. Oldukça da heybetli duruyor. Bu arada bir ipucu vereyim, arzu ederseniz aynı anda fan yani fonksiyon ve yön tuşlarını kullanarak oyun ya da uygulama esnasında doğrudan fan hızına müdahale edebiliyorsunuz. Yalnız bir şey ifade etmem gerekiyor. En yüksek performans seviyesinde evet sistem gürültü seviyesi doğası gereği artıyor. Ama 140 wattlık ekran kartı ve ekran kartı yük altındayken 75 watt'a kadar çıkabilen yani toplamda konsolde olarak bakıldığı zaman ya da bir başka ifadeyle işlemci ekran kartı tam yük altında çalışırken ortaya çıkan 215 wattlık güç kullanımını yönetmek de öyle kolay bir görev sayılmaz. Hatta bakın ekranınıza getireyim isterseniz. İki ekran görüntüsünü aynı anda aldım aslında. İşlemci ekran kartı yük altındayken, aynı anda %100 yük altındayken bir tanesi işlemcinin durumunu, diğeri ise ekran kartının durumunu gösteriyor bizlere. Ve sistem ikisini de kontrol etmeye yetecek başarımı ortaya koyabiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani sistemin üretmiş olduğu gürültüyü aktif gürültü engellemeye sahip bir kulaklık takarak aşabiliriz belki. Ama soğutması yeterli olmayan, böylesine yüksek performanslı bileşenleri tolere etmekle zorlanan sistemlerde işte onu düzeltmesi aynı oranda kolay olmayabilir. Bu da benden söylemesi. Bakın biraz daha detaya gireyim. Aynı anda hem ekran kartı yani RTX 4070 hem de işlemci yani 24 çekirdekli Core i9-13950HX'in tam yük altına girdiği durumda böyle bir tablo ortaya çıktı. Bugün pek çok masaüstü işlemci modelinden daha güçlü olan bu işlemcim tam yük altına 130 watt'a kadar enerji kullanabiliyor. Ortalama da ise 65-70 watt seviyesinde seyrediyor. Yani soğutma sistemi işlemcinin en yüksek potansiyeline çıkması olanak tanıyor. Onu frenlemiyor. Uzun süre yük altındayken yani tam yük altına %100 çalışırken 95-99 derece bandına seyrediyor. Ki bu seviye bir işlemci için bu değerler normal değer. Aslında. Çünkü dediğim gibi 24 çekirdekli olan ve turbo ile tek çekirdeğini 5500 MHz'e tüm çekirdeklerini ise aynı anda 4900 MHz'e çıkartan bir işlemciden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman soğutma sistemin başarısı burada kendisini daha fazla belli ediyor. Ekran kartına geldiğimiz zaman ise 135 watt'a ulaşmayı başarmış ekran kartı. Ne demiştik? 140 watt'lık bir ekran kartından bahsediyoruz Samsung S7'de. Dolayısıyla ekran kartı tüm potansiyelini kullanmış gibi görünüyor. Ha neden 140 watt değil derseniz eğer bazı oyun ve uygulamalar ekran kartını grafik yüküne bağlı olarak tamamını kullanıp tüm kapasitesini kullandıramayabiliyor. Bu farkı da göz ardı etmemek gerek. İşte bunların hepsini bir araya getirip tüm resme bakıldığı zaman, Lego parçalarını bir araya getirip ortaya çıkan ürüne ve değere baktığımız zaman soğutma sistemi. Samsung S7'nin sahip olduğu soğutma sistemi ekran kartı ve işlemciyi frenlemiyor. Tüm performansını açığa çıkarmasını sağlayabiliyor. Bu sistemde en sevdiğim detaylardan birisi. Evet, haksızlık etmeyeceğim. En yüksek performans seviyesinde gürültüsü artıyor. Dolayısıyla daha rahat çalışmak için kulaklık gerekebiliyor. Ama işlemci ekran kartını frenlememesi bence bu noktada performans açısından bakıldığı zaman özellikle çok daha önemli bir kazanım.
Neyse, tekrar üst kısma geçelim. Cihazın klavyesi de touchpad'i de bu sınıf bir cihaz için bence başarılı. SteelSeries entegrasyonuna sahip olan klavyede her tuşa farklı renkli aydınlatma verebiliyorsunuz. Güç butonu ve WASD butonlarının transparan görünümlü olması da bence tasarıma ayrı bir hava kazandırmış. Hem seyahat mesafesi hem de harekete geçirme kuvveti dengeli olan tuşlar keyifli. Gerek taktik feedback gerekse gürültü seviyesi makul. Sesli bir klavye olduğunda söyleyemem ki geceleri çalışan bir insan olarak bu benim için değerli bir kazanım. Oyun laptopları genelde fareyle kullanıldığı için olsa gerek touchpad'leri klavye kalibresinde başarılı olmuyor çoğunlukla. Benzer durum Samsung S7 için de geçerli. Ben olsam yüzey alanı daha büyük, pürüzsüz cam yüzeye sahip olan bir premium touchpad tercih ederdim. Evet işlevsel, evet kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor belki ama daha iyisi de olabilirmiş. Cihazın ön kısmındaki RGB ışıklandırma barı güzel. Farklı renkli ışık efektleriyle kullanabiliyorsunuz. Sadece burası değil. Arzu ederseniz laptopun üst kısmındaki Monster Legos'unda da ışığın rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani canavara farklı renkler verebiliyorsunuz. Ekran tarafı da şık. Evet çerçeveler çok ince değil belki ama kalın da sayılmazlar. Göz yormuyorlar. Üst kısımda siyah bar dikkat çekiyor ki bence önemli. Zira burada hem kamera hem de kızılötesi sensör bulunuyor. Kızılötesi sensör itibariyle düşük ışıklı ortamlarda bile yüz tanımayla Windows 10 ile entegrasyonu gerçekleştirip biyometrik güvenlik korumasını sağlayabiliyorsunuz. Ha bu arada kamerada fiziksel bir sürgü kapaklı bulunuyor. Yani eğer privacy, mahremiyet çok önemliyse kendinizi güvende hissetmeniz bir noktada ya da koşulda veya bir uygulama esnasında kamerayı fiziksel olarak da kapatabilirsiniz. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi bence. Yani kısacası tasarımı şık, malzeme ve işçilik kalitesi güçlü bir laptop olmuş yeni nesil Samsung S7. Evet 3 kilo civarında ağırlığa ve 30 mm'ye yaklaşan bir kalınlığa sahip. Yani o bir mobilite canavarı sayılmaz. Ama istendiği ya da ihtiyaç duyulduğu takdirde bu gücün taşınabilir olması önemli. Yani bir performans canavarı olarak çizdiğiniz bir mimari projeyi sahaya götürebilir, müşterinin yanına bir demosunu yapabilir, gerekirse gerçek zamanlı müdahalelerde bulunabilirsiniz. Buradan ekrana geçelim. Samsung S7'nin öne çıkan özelliklerinden biri de hiç şüphe yok ki sahip olduğu ekranı. Zira 17 inç boyutundaki ekran IPS panel kullanıyor ve 2K çözünürlükte. Hatta 16 yön görüntü oranı itibariyle onun biraz daha üzerinde. Yani 2560x1440 değil. 2560x1600 piksel çözünürlükle çalışıyor. Şunu biliyoruz ki içerik üreticileri için büyük ekran, çözünürlük ve kaliteli panel kritik. Oyuncular için ise tüm bunlara ek olarak yüksek hız gerekiyor. İşte bu yüzden ekran 240Hz yenileme hızıyla çalışıyor. Açıkçası ekran boyutu ve çözünürlük anlamında altın oran yakalanmış gibi görünüyor. Yüksek hızlı olması da cabası. Bunun performans etkilerine birazdan bakacağız zaten. Ama şunu biliyoruz ki ya da şunu söyleyebilirim ki RTX 4070 ekran kartı en iyi oyun deneyimini 2K'da ve yüksek kalite ayarlarına verecektir. Evet DLSS ile birlikte 4K çözünürlükte de kim oyunları keyifli bir şekilde açabilir, oynatabilir. Ama RTX 4070'in asıl hedefi 2K ve yüksek kalite. İşte tüm bunlar çerçevesinde ekran paketi gerçekten başarılı. Renk üretimi için ise ekranı teste tabi tutuyorum ve kalibrasyon cihazıyla yaptığım ölçümleri şu anda ekranlarınıza getiriyorum. Evet profesyoneller için kalibrasyonlu ekrana sahip kim laptop kadar yüksek renk hacmi sunmuyor belki. Ama bu sınıf bir laptop ya da bir oyun laptop olarak değerlendirdiğimiz zaman ekranın renk hacminin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten sadece oyun değil. Netflix ya da YouTube izlerken de ekran hem renk üretimi hem de görüş açılarında başarılı. Ha mükemmel mi derseniz belki parlaklığı biraz daha yüksek olabilir. Şöyle 500 nit seviyesine yaklaşabilirmiş. Günün sonunda karma kullanım. Yani dilendiği zaman oyun dilendiği zamansa içerik üretmek ya da tüketmek için çoğunlukla yeterli, kaliteli, iyi deneyim sunan bir ekranı var Samsung S7'nin. Samsung S7 bir laptopla görebileceğiniz en güçlü işlemcilerden birinde. Intel'in Core i9 13950HX işlemcisine sahip. Merak edenler için şunu söyleyebilirim. 13. nesil işlemci ailesinde bundan daha güçlü sadece bir model var. Ama performans farkı belirgin değil. Hatta büyük oranda benzer performansa sahipler çünkü o model sadece 100 MHz daha yüksek frekansta çalışıyor. Bir fark olarak vPro desteğine sahip olması gösterilebilir ki o da son kullanıcılardan ziyade belki biraz daha fazla kurumları ilgilendiren bir özellik. Neyse işlemciye geri dönelim. 24 çekirdekli olan ve 32 izlek desteği sunan bu işlemci en hızlı çekirdeği 5500 MHz'e çıkartırken performans çekirdeklerinin tamamını aynı anda 4900 MHz'e çalıştırabiliyor. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok sanırım. Gerçekten çok güçlü bir işlemciden bahsediyoruz. Örneğin saf kas gücü olarak bakıldığı zaman Apple'ın M3 Max işlemcisinden çok çekirdekli %25 daha fazla performans gösteriyor. Evet çekirdek sayısı daha fazla ama sonuçta bir laptop olarak bakıldığı zaman bu işlemci sayesinde kas gücünün öne çıktığı uygulamalarda işi daha hızlı bitirmek de mümkün olabilir tabii ki. Daha önce de ifade ettiğim üzere masaüstü bilgisayar kalibresinde bir işlemciden bahsediyoruz aslında. Öyle ki Cinebench R23 Multicore bakıldığı zaman çıktığı dönemin en güçlü masaüstü işlemcilerinden birisi olan 32 çekirdekli Threadripper 2995WX işlemcisini bile geçebiliyor ki bu gerçekten muazzam. Evet yük altındayken enerji tüketimi artıyor. Evet yük altındayken ısınıyor. Ancak karmaşık projelerle çalışan ve işi mümkün olduğu kadar hızlı bitirmek isteyenler için mobildeki yani bir laptopa girebilecek rüya işlemcilerden birisi olduğuna göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii diğer bileşenler de önemli. Sistemde 32 GB DDR5 bellek kullanılıyor. Çift modül olarak yani iki tane bellek modülün takılı olduğu sistemde her bir modül 5600 MHz'e çalışıyor
ve CL40 düzeyine erişim süresi de geliyor. Belki erişim süresi biraz daha düşük olabilirmiş. SK Hynix üretim bellekleri Samsung imzası taşıyan 1 TB'lik M.2 SSD eşlik ediyor. Test sonucu ekranlarınızda. Evet, şu ana kadar kullandığım en hızlı SSD olmasa bile sıralı okuma hızı güzel. Sıralı yazma hızı ise bence biraz daha yüksek olabilirmiş. Ha, bu arada arz edenler için ikinci bir SSD slotu da yer alıyor sistemde. Yani kapasiteyi arttırmak isterseniz ikinci bir SSD'yi takarak kapasiteyi arttırabilirsiniz. Ki Monster'ın güzel olduğu yanlardan birisi de burası. Sistemi sadece tek bir konfigürasyon almak zorunda değilsiniz. Yani siparişi verirken RAM ve SSD tarafında farklı kombinasyonlarda yapabilirsiniz. Ki detaylar sitesinde var zaten. Ekran kartını uzun uzun anlatmayacağım. Zira videonun başına konuştuk. 128 bit bellek veri yoluna ve 8 GB grafik belleğine sahip olan ekran kartından 4608 tane paralel işlem birimi ya da bir başka ifadeyle CUDA çekirdeği bulunuyor. En yüksek frekansı 2400 MHz olan ekran kartı yoğun yük altına girdiği durumlarda bile ortalama hızını 2300 MHz üzerinde tutabiliyor ki bu güzel. Yine soğutma sisteminin başarılı olduğu anlamına geliyor. Peki, tüm bunlar bize ne gösteriyor? Pek çoğunuzun en çok merak ettiği kısma geçelim ve oyun performansına daha yakından bakarak bunların bize ne gösterdiğini daha iyi anlamaya çalışalım. O zaman başlasın oyun testleri.
Evet, oynamayı ve testlerde kullanmayı en çok sevdiğim oyunları hep birlikte izlemiş olduk. RTX 4070 ekran kartının performansı güzel. Ancak en yüksek kalite ayarlarında 240 Hz yenileme hızını doldurmak için yeterli görünmüyor. Evet, CS2 gibi oyunlarda bu hedef yakalanabilir. Ancak grafik yoğun, yani AAA dediğimiz oyunlarda ya da oyunların çoğunda görüntü kalitesini kırpmadan bunu elde etmek öyle pek kolay görünmüyor. Yani bir başka ifadeyle RTX 4070 ile en yüksek kalite ayarlarında 240 Hz değil de 165 Hz sanki daha iyi bir denge gibi görünüyor. Ama genel olarak oyunlarda çok iyi başarım gösteren, frame generation uyumlu oyunlarda ise performansını daha da arttırabilen bir laptop duruyor karşımızda. Sadece oyun performansı değil elbette. Hem fotoğraf hem de video işlemek performansını sevdim gerçekten. Premiere Pro'da 4K projede açsanız, yüksek çözünürlüklü videolarla da çalışsanız daha boğaz yaşamıyorsunuz. Sistem gerçekten çok keyifli bir şekilde editingi bitirmenizi, düzenlemeyi yapmanızı ve render almanızı, çıktı almanızı sağlayabiliyor. Toparlamam gerekirse, kendi işlerimde, kendi kullanım tarzımda mümkün olduğu kadar zorlamaya çalıştım. Ama keyif kaçıran ya da süreçleri yavaşlatan özel bir durum ya da dar boğaz gözlemlemedim. Yani adı gibi tam bir performans canavarı duruyor karşımızda. Biraz da diğer özelliklerine bakalım isterseniz. Full HD web kamerasıyla gelen laptop görüntü ve ses kalitesinde zoom gibi kullanımlar için yeterli gelebilir belki. Ama bu laptop üzerinden örneğin YouTube ya da Twitch yayını yapmak isteyenler için yeterli gelmez. Evet, Nvidia Broadcast'le durumu belli oranda kontrol edebiliyor. Yani görüntü kalitesi, ses kalitesini belli oranda iyileştirebiliyorsunuz ama belki bir web kamerasına mikrofon bağlamak ya da daha iyi bir kamera bağlamak daha iyi sonuçlar verebilir. Evet, şu anda bu videoyu Sembrook Seyit'in sahip olduğu web kamerası ve mikrofon üzerinden kaydediyorum. Bilgisayarın sahip olduğu mikrofon ve kameranın görüntü ve ses kalitesi bu şekildeydi. Bu sınıf bir laptop için ses sistemi makul düzeydi. 2 tane hoparlör ve 4 tane woofer hoparlöre sahip olan laptop, ki DTS destekli bir ses sisteminden bahsediyoruz, belki biraz daha bas verebilirmiş ama ortaya çıkan deneyim, dediğim gibi rakiplerini dikkate aldığımız zaman fena da sayılmaz açıkçası. Sistemin kablosu, bağlantı özellikleri ve anten tasarımı güzel. Hem Wi-Fi 6 hem de Bluetooth 5.3 ile gelen laptop gerek internet bağlantısı gerekse de kablosuz cihazlarla bağlantı kurma konusunda kullanıcısını yormuyor. Bağlantı kopması gibi durum yaşatmıyor. Bence bir özellik olarak değerlendirilmesi gereken bir detay ise cihazın beraberinde gelen hediye premium çanta. Çünkü hem malzeme kalitesi hem de tasarımı çok şık bir çantanın hediye olarak verilmesi bence güzel. Diğer markaların da bence göz ardı etmemesi gereken, iyi değerlendirmesi gereken bir kısım burası. Çünkü bu tür sistemler pahalı sistemler. Dolayısıyla taşırken de güvenli bir şekilde taşımak ve rahatça taşıyabilmek gerekiyor ve böylesine büyük sistemler için 17 inç bir laptoptan bahsediyoruz. Hem kaliteli hem güven veren hem de rahatça kullanabilen çanta bulmak da her zaman kolay olmuyor. İşte bu yüzden bu tür aksesuarların hediye olarak gelmesi, hediye olarak sunulması bence skor hanesine artı bir olarak düşünülebilir dostlar. Ha, Monster'ın bir artısı daha var. 2 yıllık garantiye ek olarak ömür boyu ücretsiz bakım garantisi de veriyor. Laptoplarda zaman zaman birkaç yılda bir yapılacak fan temizliği, hatta termal macun güncellemesi laptopun performansını, evet, yine mucizeler yaratmayacak belki ama biraz daha iyi noktaya taşıyabilir, daha rahat çalışmasını sağlayabilir. İşte bu tür bakımların ücretsiz olarak veriliyor olması da bence bu açıdan kıymetli. Sembrook S7 99.9 Wh'lik bataryadan güç alıyor. Bilmeyenler için bu değer önemli çünkü havacılık kuralları gereği üst limiti temsil ediyor. Yani daha büyük bataryası olan sistemlerin uçak için zaten daha büyük bataryalı laptoplarda bulunmuyor. O yüzden Monster en büyük pili kullanmış bu laptopta. Sembrook S7 ile yaptığım pil testi ise şöyleydi. %50 ekran parlaklığında ve internet aktif olarak karma kullanımı, bunu ofis kullanımı ve gündelik kullanımı dahil olmak üzere karma kullanım simülasyonu yaptım ve 3.5 saat civarında pil performansı elde ettim. Kaldı ki bu süreyi biraz daha hafif kullanımla 5 saate yaklaştırabilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken detay şu. Hem Sembrook S7 hem de bu sınıftaki rakip modeller aslında pilden çalışmak üzere geliştirilen modeller değiller. Prize bağlı olmadığı durumlarda performansını kısarlar bu laptoplar. Örneğin yaptığım testlerde gördüm ki batarya gücü aktif olduğunda işlemcinin çok çekerek performansı %50 oranında düşüyor. Ekran kartı tarafında da yine büyük kayıplar yaşanabiliyor. Zira 99.9 Wh'lik batarya ile konseyli güç kullanımına sahip olan işlemci ekran kartının tam kapasitesiyle beslemek mümkün değil zaten. Dolayısıyla performansa ciddi düşüşler yaşanabiliyor pilden kullandığınız zaman. Bir parantezde adaptör için açalım. Sadece Sembrook S7 değil, bu sınıf tüm laptoplarda artık bu adaptörlerin bir yolunu bulup küçülmesi gerektiği düşünüyorum. Sistemin yanına giren adaptör 280 watt. Dolayısıyla fazlası da yeterli. Ancak biraz büyük. Dediğim gibi biraz daha küçük ve minyatür adaptörler bu tür sistemlerin daha işlevsel, daha üretken ve daha taşınabilir olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Neyse, tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim. Sembrook S7 son dönemde kullandığım en iyi Monster laptop oldu. En iyi Monster laptop. Çok güçlü ve çok yetenekli. Üstelik RTX 4070 değil sadece. RTX 4090'a kadar farklı ekran kartlarıyla alabiliyorsunuz bu sistemi. İşlemci performansı, ekran kalitesi, ekran kartının hem oyun hem de oyun dışı yetenekleriyle eğer gerçekten bu seviye bir laptop arıyorsanız, bütçeniz el veriyorsa tabii ki mutlaka bir bakın derim. Oyundan içerik üretimine, yapay zeka araçlarının akademik araştırmalara kadar çok geniş bir alanda yüksek başarım sunan bir laptop Sembrook S7. Tüm rakipleri gibi onun da bazı eksikleri var. Biraz daha yüksek mobilite, biraz daha web kamerası ve SSD tarafında biraz daha yüksek yazmazı sunabilirmiş. Bunlar da olsaymış sistemin genel hangi daha parıltılı bir seviyeye çıkabilirmiş diye düşünüyorum.
Merak edenler için şunu da söylemekte fayda var. Özellikle İstanbul'daki Monster mağazalarına giderek sistemi yakından görebilir, kullanabilir, hatta testini bile yapabilirsiniz belki. Bu arada hediye olarak verilen çanta dediğim gibi bence diğer üreticilerin gündeminde olmalı. Çünkü bu tür sistemlerde taşıyabilecek çantaları bulmak da kolay değil. O tür çantalar zaman zaman ucuz da olmuyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bir çantanın hediye olarak gelmesi de bence güzel. Güzel olmuş gerçekten. Evet, tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir kısım detay kalmadı diye düşünüyorum. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli dostlar. Kanalın büyüyebilmesi için eğer abone değilseniz abone olabilir, imkanınız varsa teşekkürler özelliğiyle bağımsız yayıncılık serüveninde bana destekle bulunabilirsiniz tabii ki. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özağa ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum, vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla.